Merhabalar hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Siyah beyazlarda yeni teknik direktörün kim olacağı sorusu merak konusu haline gelirken yönetimin sezon sonunda masaya oturacağı isim heyecan yarattı. Sabah sporu konuşan CBC Sport ve Sport Info TV yorumcusu Elçin Cafarov, Azerbaycan liginde şampiyonluğu garantileyen Karabağ teknik direktörü Kurban Kurbanov ile ilgili bir görüşme yapılacağını aktarmıştı. Kurbanov sonraki sezonda da Karabağ'da kalmayı düşünüyor. Avrupa'dan çok önemli teklifler var kendisine. Türkiye'den de Beşiktaş kulübü nabız yokluyor ve hoca'yı istiyor. Kurbanov takımında bir yıl daha kalmak istiyor ama siyah beyazlara da açık kapı bıraktı. Sezon sonu oturup görüşecekler. Şartlar çok iyi olursa ve yönetim hocanın istediklerini hayata geçirirse süreç olumlu işleyebilir. Ayrıca Kurbanov Türkiye'den ve Avrupa'dan kendisine gelen yoğun aramalar sonucu cep telefon numarasını değiştirdi. Hocanın düşüncesi takımda kalmak ama kendisi siyah beyazlardan bir ön görüşme talebi de istedi. 2005-2006 sezonunda teknik direktör görevine gelen eski futbolcu Kurbanov, 2008-2009 sezonunda Karabağ'ın başına geçti. O sezondan beri takımı çalıştıran Kurbanov 9 Azerbaycan Ligi şampiyonluğu ve 5 Azerbaycan Kupası şampiyonluğu yaşadı. Takımının tarihte ilk kez UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna taşıyan 51 yaşındaki hoca rakibi Bayer Leverkusen'i bir hayli zorlamış ama uzatma dakikalarında yediği gollerle turnuvaya veda etmişti. Diğer yandan Paris Saint-Germain'den eşi benzeri olmayan teklif var. Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ın tüm borcunu ödeyebilir. Siyah beyazlarda kaoslarla dolu ve kötü geçen sezonun belki de en sürpriz ismi Semih Kılıçsoy'du. 18 yaşındaki futbolcu sergilediği performansla sadece Beşiktaşlıları değil bütün futbol camiasına kendine hayran bırakırken Avrupa devlerini peşine taktı. Semih özellikle Serdar Topraktepe'nin de etkisiyle son 10 maçta 10 gole direkt katkı yapmıştı. Genç Yıldız Semih Kılıçsoy Süper Lig'de 19 maçta 10 gol 2 asiste imza attı. Son olarak Beşiktaş Samsun Spor maçında Avrupa devlerinin scoutları da tribünden izledi. Sezon sonunda Mbappe'nin Real'e transferine kesin gözüyle bakılırken Fransız devi Paris Saint Germain onun yerini genç ve gelecek vadeden bir isimle doldurmak istiyor. Beşiktaş'ın süper yıldız adayı için inanılmaz bir bütçe ayırmaya hazır olan Paris Saint Germain yönetimi Semih'in Euro 2024 performans sonrası Beşiktaş'ın kapısını çalabilir. Siyah beyazların Semih için belirlediği bonservis bedelinin 50 milyon euro olduğu ancak bu rakamın bile Avrupalı kulüpler tarafından makul bulunacağı ifade ediliyor. Başkan Arat'ın Paris Saint Germain'in başkanı Nasser El Kelafi ile yakın ilişkilerinden dolayı bu transfer 50 milyon euro karşılığında bitebilir iddiaları da var. Ayrıca Süper Lig'de 2024 yılının en skorer ismi Semih Kılıçsoy oldu. Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Samsun Spor maçında da boş geçmedi ve bu yıl attığı 9 gol ve yaptığı 3 asistle Süper Lig'de 2024'ün en çok skor katkısı sağlayan ismi oldu. 2024 yılı içerisinde ligde 9. golüne imza atan genç golcünün 3 de asisti var. Semih böylece 12 gole katkı sağlayarak 2024 yılında bu alanda zirvede. Bu arada toplam gol sayısını 10'a yükselten Semih aynı zamanda 18 yaş 242 gün ile Süper Lig tarihinde Beşiktaş formasıyla bir sezonda 10 gol atan en genç ikinci oyuncu oldu. Bu kategoride ilk sırada 18 yaş 124 gün ile Oktay Derelioğlu var. Diğer yandan siyah beyazlarda Okay Yokuşlu seferberliği var. Siyah beyazlar gelecek sezonun kadrosunu sil baştan kurmaya hazırlanıyor. İlk hedef şampiyon çipte forma giyen Okay Yokuşlu. Fanatikteki bilgilere göre Beşiktaş yönetimi şampiyon çip ekibi West Bromwich'te oynayan milli futbolcu Okay'ı transfer etmek istiyor. Haberin detayında Beşiktaş'ın transferi için girişimlerde bulunduğu Okay Yokuşlu'nun süper Süper Lig'e olumlu baktığı bildiriliyor. Ancak 30 yaşındaki Yıldız Orta Sahi Süper Lig'de kadroya katmak isteyen tek ekip Beşiktaş değil. Süper Lig'e geri dönmeye hazır olduğu ifade edilen Okay Yokuşlu'yu eski kulübü Trabzonspor'da kadrosunda görmek istiyor. Okay 2015-16 sezonda transfer olduğu Bordo Mavili ekipte 3 sezon forma giymiş ve İspanyol kulübü Celta Vigo'ya gitmişti. Bu sezon West Bromwich ile 43 maça çıkan Okay 1 gol bir asist yapma başarısı gösterdi. Deneyimli orta saha bu maçlarda 3132 dakika sahada kalarak devamlılığını gösterdi. West Bromwich forması giyen tecrübeli orta sahanın 2025 yazında bitecek mukavelesi bu transferin önünü açıyor. Son iki sezonda neredeyse maç kaçırmayan 30 yaşındaki futbolcu istikrarlı yapısıyla ön plana çıkıyor. Beşiktaş yönetimi Okay için görüşmeleri hızlandırabilir. Piyasa değeri 3 milyon euro bandında olan Okay'la Trabzonspor'da ilgileniyor. Başarılı futbolcunun da Süper Lig'e dönmeye olumlu baktığı ifade ediliyor.